Nilüfer Bursa Sporlu İş Adamları Derneği Keles'te bulunan Keles İmam Hatip Ortaokulu'na Bursa Spor Kütüphanesi yaptırdı. Öbünde de şey kütüphane yapalım. Çok güzel ya. Zenginleştirilmiş kütüphane, Z kütüphane diye geçiyor artık bilgisayarda sistemleşmiş. Açılış törenine Bursa Spor Kulübü 2. Başkanı Ali Ademoğlu, Nilbiyat üyeleri, okul yönetimi ve öğrencileri katıldı. İkinci başkanımız Ali Ademoğlu yaptığı konuşmada Bursa Spor'a hizmet etmek ayrıcalıktır. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederim ifadeleri kullandı. Çok güzel bir okuldasınız ve bu okulda Bursa Spor'u konuşuyorsunuz. Çok şanslısınız. Bu hizmeti sağlayan Nilüferli İş Adam Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu'na bir kez daha teşekkür etmekten büyük mutluluk diyorum Bursa Spor adına. Sayın Başkanım Ali Ayın, hepinize çok selam var. Ama bildiğiniz malum yoğunluğundan dolayı gelemedi. Ama biz inşallah Sayın Başkan, Yönetim Kurulu ve futbolcularla bu okulumuza, bu güzel okulumuza bu hizmeti beraber geleceğiz. Bursa Spor'a hizmet etmek bir ayrıcalıktır. Ve bugün bakın Sayın Başkan, daha evvel ben hizmetlerini takip ediyorum. Biz 89 yılında Bursa Fan Kulübü diye bir dernek kurduk. Bursa Spor adına kurduk bu derneği. Bizden sonra görün ki ilk defa Nilüfer İş Adamları Derneği, Bursa Spor İş Adamları böyle bir dernek kurmuş. 2015, çok yeni bir dernek. Ben de bu derneğin bu toplantısına katılmaktan Bursa Spor adına, şahsım adına büyük onur diyorum. Hizmeti geçen herkese teşekkür eder. Bu mübarek Cuma günü Ramazan'ın da hayırlara vesile olmasını diler. Sevgi ve saygılar sunuyorum. Nilüfer, sağ olsun öğrencilerimize, okulumuza iyi bir bağ kurdu. Önce öğrencilerimizi futbol maçına götürdü. Yani bizim öğrencilerimizin çoğu köylerden geliyor, taşımalı öğrencilerimiz. Belki çoğu futbolcuyu televizyonda bile görmediler ama gidip sahada, futbol sahasında yerinde izleme heyecanına ulaştılar, şansına ulaştılar. Bu onlar için farklı bir duyguydu. Hala anlatırlar. Hocam ya ne güzel maçtı, işte şu futbolcuyu gördük, işte şöyle bir pozisyon olmuştu falan diye. O heyecanı hala öğrencilerimiz bize sunmaktalar. Şimdi kurulan bu sevgi bağı iki ayak üzerinde. Bir tanesi spor sevgisi, diğeri kitap sevgisi. Bu önemli bence. Çünkü spor dediğimizde gençlerimizin bedenen sağlıklı yetişmesi, kitap dediğimizde de zihnen sağlıklı gelişmesi sağlanmış olacak. O açıdan Bursa Spor olarak şehrimizin takımına bu küçük kardeşlerimizi taraftarlık bilincini kazandırmakta, kitap sevgisi açısından da gençlerimizin nitelikli, kaliteli, kendine güvenen bireyler olarak yetişmesine olanak sağlayan Nilüfer Bursa Spor İş Adamları Derneği'ne okulumuza yaptıkları hizmetler, açmış olduğu kütüphaneler nedeniyle, kütüphane nedeniyle hepsine sonsuz şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Bursa Spor TV mikrofonlarına konuşan Nilbiyat Başkanı Cengiz Kaya ise amacımız bu gibi projelerle Bursa Spor'u kazandırmak dedi. Açıklamalarına devam eden Cengiz Kaya, köy ve ilçelerde çalışmalarımıza devam edeceğiz diye de ekledi. Valla Nilbiyat'ın kurulma amaçlarından bir tanesi biz köy okullarından, ilçelerden gençleri maça getirmekti. Yani bu yaştaki arkadaşlarımızı, taraftar bilinci oluşmamış arkadaşlarımızı maça getirmekti. Aslında ilk projemizde bu dağ köylerinden başladık. Sonra buradaki beden eğitimi öğretmenimiz var, Fikret Hoca. Onunla bir temasa geçtiğimizde burada daha ne yapabiliriz? Yani çünkü burada bir tane genel kurul üyesi var ve burada sadece Bursa Spor Derneği olmayan tek ilçe burası. Onun için buraya da bir yoğunlaştık. Dedik ki ilk buradan başlayalım. O etapta da ne yapabiliriz? Çocukları maça götürmekten başka nasıl bir Bursa Spor taraftarı yapabiliriz? İşte bir kütüphane yaparız, bir sınıf yapabiliriz diye düşündük. İşte çalışma alanlarında, yani çocuklar burada ders yaparken bir yandan işte Batacan'ın resmini, şampiyonluk resmini, kupaları, işte Bursa Spor'la hakkında bilgileri öğrensinler. Akabinde de içlerinden bir tanesini, iki tanesini Bursa Spor'la yapabilirsek bizim için çok mutluyuz. Yani çok mutlu olacağımız bir olaydı. Bunun için başladık. Sağ olsun yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma yaptık. Özellikle son günlerde hızlandırdık. Gece gündüz arkadaşlarım çalıştı. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde bitirdik. Çok şükür ki burada öğrenciler işte bu bizim en büyük mutluluğumuz bu. Bir yerden kitap okusun, işte bir yerden Bursa Spor'un ismini görsün, bir yerden şampiyonluk ismini görmesi. Önemli olan bunlar. Bilgilendirmemiz lazım, getirmemiz lazım. Bursa Spor oraya gidemiyorlarsa biz gelmemiz lazım. Bunun için de biz de gideceğiz. Şimdi köy köy gezeceğiz, formalar dağıtacağız, toplar dağıtacağız, bir şey atkılar dağıtacağız. Bir şekil
onlara Bursa Spor'a aidiyet duygusunu yaşatacağız, Bursa Spor'u yapacağız. Bundan sonra ne gibi projeleriniz var peki, somut anlamda neler yapacak Nilbiyat? Valla Nilbiyat şimdi köy okullarında sınıflar yapmaya, kütüphaneler yapmaya, gene öğrenciler getirmeye devam edecek. Bizim şimdi bir ilkemiz var. Biz dernek olarak kendimize Bursa Spor'u yapmayı, Bursa Spor taraftar kazandırmayı ilk edindik. Yani bizim yönetime, futbolculara veya taraftar gruplarıyla gibi bir şeyimiz yok. Biz sadece kendi yönetimimizdeki ve üyelerimizle birlikte bizim tek amacımız var. Maça kim gelmiyor? Bursa Spor nereye uzak, biz orayı yakınlaştıralım. Onların servislerini tutuyoruz, maça getiriyoruz, beraber yemek yiyoruz. Büyük bir şey, bugüne kadar 1200'e yakın arkadaşı getirdik buraya. Bu da çok önemli bir rakam. Amacımız 100 bin. Bu kütüphaneyi yapabilirsek bütün köylerde, bütün ilçelerde hedefimiz var, 100 tane kütüphane. Yani hedeflerimiz var. Yeni bir derneğiz. 2015 yılında kurulduk. 2 yıldır da çok güzel işler yapıyoruz. İnşallah da devamı gelecek. Yani bu bütün projelerimiz devamı aynı şekilde gelecek. Bizim çünkü tek ilkemiz Bursa Spor'u yapmak. Kütüphane açılışı sırasında öğrencilerden gelen Bursa Spor tezahüratları tüm konukları mutlu etti. Hayırlara vesile olsun. İnşallah. Hayırlı olsun.